İkinci dönemin ilk dersiyle herkese merhaba. Bugünkü dersimiz çarpanlara ayırma konusuyla başlıyor. Çarpanlara ayırma yöntemlerini göreceğiz. Çarpanlara ayırmada kullanacağımız bugün iki yöntemi görmüş olacağız. Zaten bildiğiniz şeyler ama yine de tabii tekrar üzerine geçmemiz lazım. Çarpanlara ayırma yöntemlerine geçmeden önce tabii çarpanlara ayırmanın mantığı ne? Niye yapıyoruz? Ona bir bakalım. Aslında çarpma işleminin tersi olduğunu bilmemiz lazım. Yani çarpanlar ayırma dediğimiz şeyin hazır çarpılmış bir şeyi eski haline getirmek olduğunu bilmemiz lazım. Hemen bir açalım bakalım neymiş. Bir polinomun iki ya da daha fazla polinomun çarpımı biçiminde yazılması işlemine çarpanlarına ayırma denir. Polinomu da çarpanlar ama biz zaten çarpanları ayırmayı sayılarda da biliyoruz. Çünkü iki sayıyı çarpanlara ayırmak, mesela 12 çarpan ayırmak istiyorsak 3 çarpı 4 diyebiliriz veya 2 çarpı 2 çarpı 3 de diyebiliriz. Yani 2'den fazla sayı ya da 2 sayı diyebiliriz. En az 2 olması tabi lazım. Aynı işlemi polinomlarda yapacağız. Nasıl sayılarda mesela 3 çarpı 4'te 3'ü daha fazla ayıramıyorum, 4'ü ayırabiliyorsam polinomlarda da bazı polinomlara asal polinom diyoruz. Yani onlar daha fazla ayrılmayacak ama ayrılanlar varsa hala ayırabiliriz. Mesela 4'ü 2 çarpı 2 diyebiliriz. Zaten en küçük yapı taşı bir sayının asal sayıdır. Asal sayı daha fazla parçalanamıyor. O yüzden de yani polinomlarda aynı durum göreceğiz. Bakalım px, qx ve rx birer polinom olmak üzere px eşittir qx çarpı rx. Bu aslında neydi? Biz polinomlarda bölmede görmüştük bunu. Kalansız bölmeydi yani. Bu kalan yok burada. Qx ile Rx çarpınca Px çıkıyor. Bu şu anlama gelir. Px Qx'e tam bölünüyor veya Rx'e tam bölünüyor demektir ki işte tam bölününce de biz ona çarpan dediğimizi geçen derslerimizde söylemiştik. Eğer böyle bir ifade varsa Qx ile Rx'e Px polinomunun çarpanları denir. Ax kare x kare ax a bölü x bu şekildeki ifadelerin her birine birer terim denir. Terimi zaten polinomlarda da görmüştük. Aralarında artı eksi olduğu an ifade terimleri ayrılıyordu. Bakın burada x artı y'de mesela iki tane terim var. 2a eksi b'de iki tane terim var. X kare eksi y küpte iki tane terim var. Bunlar gibi iki terimin toplamı veya farkı olan ifadelere iki terimli, hatta biz buna Latince'de binom diyoruz. Benzer şekilde 3 tane terim varsa da 3 terimli trinom veya 4 terimli ise 4 tane varsa 4 terim diyoruz. Ki zaten çok terimli diyoruz. Biz onlara polinom diye söylüyorduk. Not neymiş? Toplam ve fark durumundaki ifadelerin çarpım şeklinde gösterilmesine çarpanlara ayırma denir. Toplam şeklinde bir ifade bu hale getiriliyor. Peki hocam bunu niye yapıyoruz? Çünkü toplam şeklindeki ifadeyi sadeleştiremezsiniz. Yani x artı y'yi x böldüğümüzde mesela sadeleşme olmaz. Ama aradaki eğer çarpma olsaydı bir parmak kaldırdı. Kimdi o? Parmak kaldıran kimse söyleyebilir. Hocam elim çarptı. Ha, o zaman tamam, sorun yok. X çarpı y, eğer aralarında çarpma olsaydı biz x'leri sadeleştirirdik, bu ifade 7 derdik. Y derdik ama x artı y bölü y de x diyeyim pardon, aynısı olsun. X'ler sadeleştirip sonuca y diyemezsiniz. İşte çarpanları ayırmanın mantığı bu. Sadeleşme yapmak için lazım olacak bize. Amacımız aslında biraz da o gençler. İfadeleri daha sade yazmak istiyorsak çarpanları ayırıp ortak çarpanlarını yok etmemiz gerekiyor. Hatırlayalım demiş. Ne hatırlayacağız? Bu üslü ifadelerden bildiğimiz bir konu. Tabanları aynı iki üslü ifadenin çarpımında kuvvetler toplanıyor. Bölümünde de kuvvetler çıkarılıyordu. Hatırladık. Çarpanlar aslında dedik ya biz çarpma işleminin tersiydi. Yani şöyle bir ifade çarpıldığında ne çıkacağını bulalım. Ax kare çarpı ax birinciyle çarptığımızda a kare x küp. Ayıs. Değil mi? A'dan a kare gelir. X kare de x'len x küp gelir. Sonra a kare ile çarptığımızda X kare. x kare x ile çarptığımızda da eksi Eksi x olduğu için ax küp. eksi a
x küp ve 2 ile çarptığımızda Artı 2 eksi 2. 2ax karedir. İşte gençler, çarpanlar aymada biz şunu yapacağız. Böyle çarpılmış bize ifade verilecek. Biz şu eski haline getirmeye çalışacağız. Yani dağılma özelliğinin tersi diyebiliriz. Tabi bu ne için geçerli? Ortak çarpan parantezi diyeceğiz ona biz. Onun özelliği olacak. Az sonra geleceğiz zaten. Bakın burada yapılmış hali var. Daha güzel hali çözülmüş. Bir soru daha demiş. Bu şekilde iki ifade çarpıldığında ne çıkacağını zaten böyle dört çarpmada bakın göstermiş. İşte şu ifade. Hatta ikinci dersimizde de bunu göreceğiz. Burada da bu gruplandırma metodu olacak. Onu o şekilde yapacağız. Yani iki dersimizde de bunları göreceğiz. Her halükarda ne oluyor? Çarpanları ayırdığımızda bir çarpma işlemini eski haline getirmiş oluyoruz. Bu işlemin sonucu hangisidir diyor. Eksi 1 var burada aslında. Eksi dağıttığımızda eksi x, eksi Anladım. 3y, eksi 5'i eksiye çarptığımızda artı 5 olduğunu görebiliyoruz. Burada da mx'li bununla dağıtacağız. Dağıttığımızda mx kare, şurası 2 m kare x. 2 m kare x. Bu B değil mi? sayıydı. B galiba, doğru. Hocam sesiniz bana az geliyor demiş. Kim dedi? Alev. Size de az geliyor mu gençler sesim? Var mı sıkıntı? Yok hocam. Alev, sorun galiba senin bilgisayarla alakalı. Biraz daha sesini açmayı düşün. Veya ben de biraz daha yaklaştırayım mikrofonumu. Yüksek sesle konuşayım. Evet, şimdi buna da geçelim. Bu artık da dağılma yine yaptığımızda böyle çarparak bunlardan biri çıkacaktır. Bu da size egzersiz olsun. Ve bu da egzersiz olsun. Burada tabii iki tane var. Burada üç tane var. Toplam 6 terimli bir ifade çıkması lazım. Ama 6 terim çıkmamış. Çıklarda hep en fazla 3 var. Bunun sebebi gençler, benzer terimler var demek ki. O benzer terimleri topladığınızda ifadenin terim sayısı azalıyordur. Ona bakabilirsiniz. Egzersiz olarak dursun. Şimdi gelelim çarpanları ayırma yöntemlerine. İlk yöntemimiz şimdi bu yöntemler birkaç tane var gençler. Hangisinde neyi kullanacağımız şaşırmanıza gerek yok. Çok fazla göreceğiz ama zaten baktığınızda göreceksiniz hangisi olduğunu. Ortak çarpan ilk yöntem olduğu için aklımıza ilk gelen şey bu olacaktır. Peki neymiş bakalım? Verilen bir ifadenin her teriminde ortak bir çarpan varsa bu ortak çarpanın parantezine alınarak ifade çarpanlarına ayrılır diyor. Bakın burada her altını çizdim. Bütün terimlerde olması lazım o çarpanın. Bir tanesinde bile yoksa bu özellik kullanılamaz. Şimdi gruplandırma metodu göreceğiz bundan sonra da. Gruplandırmada da eğer hepsinde ortak yoksa o zaman grup grup yapacağız. 4 tane terim varsa 2-2 veya 6 tane terim varsa 3-3 gruplayabiliriz. Ama tabii ifade her zaman çarpandan ayrılamaz. Eğer ayrılacak gibiyse yapacağız bunu gençler. Ve bunlardan sonra 3 terimli ifadelerin çarpandan ayrılmasını göreceğiz. Bir sonraki derslerimizde artık. Neyse, bugünkü dersimizde göreceklerimize bakalım. Mesela örneğin ne demiş burada? Ax artı bx eksi 2x. Şimdi baktığımızda burada 3 tane terim var ve hepsinde bir x çarpanı görüyorum. O halde bu artık bunların ortak çarpanıdır. X parantezine aldığımızda bu artık gençler her terimi aslında x'e bölüyorsunuz demektir. Bunun mantığı o. A eksi x'e böldüğümde a kalır. Artık parantez içine bu kalanları yazacağız. B eksi x'e böldüğümde b. Eksi 2 eksi x'e böldüğümde eksi 2 kaldığı için parantezin içine bu geriye kalanlar, dışına da ortak çarpanımız. Bu ortak çarpan parantezi dağılma özelliğinin ters halidir. Bakın ben bunu dağılma özelliğiyle çarpsam ne oldu? Yine bu geldi. İşte ortak çarpanın özelliği bu. Dağılmış bir ifadeyi tekrar toparlıyorsunuz. 6ax eksi 12ay 9az. Buraya baktığımızda da a'lar zaten gözüküyor ortak çarpan. Ama sayılarda da ortak çarpan var burada. Sayılar 6, 12 ve 9. 6, 12, 9 ile alakalı durum en büyük ortak bölenden anlayacaksınız. EBOB. 6, 12 ve 9'un en büyük ortak böleni 3 olduğuna göre demek ki 3 çarpı 2 eksi 4 çarpı 3 ve 3 çarpı 3. Bakın. Hepsinde bir 3 çarpan olduğunu görebiliyorsunuz. O yüzden ortak çarpan bir de a vardı. 3a'dır. 3a parantezine aldığımızda 3a'ya böldüğümde geriye kalanlar da parantezin içine yazılıyor. Şimdi ortak çarpanla alakalı
örnekleri artırmış. Neymiş bakalım? Eksi x eksi y. Şimdi burada hiç ortak çarpan yok ama aslında eksi 1 her ikisinin de ortak çarpanı diyebilirsiniz. Eksi parantezini alırsanız da o da ifadeyi değiştirmek hangisi lazımsa bunu yazabilirsiniz. Her zaman ifadede bir eksi 1 çarpanı vardır gençler. Nasıl bir çarpan hiçbir şeyi değiştirmiyorsa mesela x artı y'yi bir çarpanını alırsam 1 çarpı x artı y'dir. Buna her zaman hakkım var. Ama her zaman şunu da yapabilirsiniz. X artı y'yi eksi bir parantezine alabilirsiniz. Eksi bir eksi x eksi y. Yani bu x'i eksi 1'e böldüm. Y'yi eksi 1'e böldüm. Bu hale geldi. Bunu her zaman yapmaya hakkınız vardır. Hangisi size lazımsa onu kullanacaksınız. O yüzden eksi 1 ile artı 1 sıkıntı olmaz. Diğer sayılarda tabi ortak çarpan olması lazım. Yoksa gereksiz olur yaptığımız şey. Çünkü yaptığımız ortak çarpanda yaptığımız şey gençler bölme olduğu için. Ne yaptık? Bakın burada x'ler ortak ya. X'e bölüyoruz. X'e tam bölündüğü için a kaldı. X'e tam bölündüğü için b kaldı. Ama ben şimdi şunu yaparsam ax artı b olsun mesela. Ben yine x parantezine alsam burayı a'yı x'e böldüm. A. Ama b x'e bölünmediğine göre buraya artık b bölü x demem lazım. Yani bu da doğrudur ama gereksiz olur yani. Çok da işimize yaramaz. Gerçekten de bakın bu ifadeyi dağıtırsak ax artı b geldiğini görebilirsiniz. Çünkü burada x'ler birbirini sadeleştiriyor. Bunlar bakın yapılabilir. Yapılmaz değil ama olayın mantığını bilin yani. Orada aslında bölme olduğu için tam katı olması lazım ki daha sade bir şey gelsin. 9-15'e baktığımızda ortak çarpan yine 3'tür. Zaten harflerde ortak olmadığına göre sadece burada ortak çarpanımız 3 olduğu için 3 parantezine aldık. Geriye kalanlar da bunlardır. X kare eksi x küp artı x üzeri 4 ifadesinde de kuvvetlere bakarsak kuvvetlerde 4 de var ama 3 de var, 2 de var. O halde en büyük kuvveti değil en küçüğe bakmamız lazım ki hepsinde ortak olduğu belli olsun. Hepsinde x kare olduğu garanti. Burada x kare zaten var. Burada x kare çarpı x var. Burada da x kare çarpı x kare var. O halde bunların ortak olduğunu görebiliyoruz. X kareye böldüğümde buradan 1 gelir. X kareye bölersem eksi x gelir. X kareye bölersem x kare gelir. Ve işte bakın parantezin içindeki ifade. Ortak çarpan parantezinde ortak çarpanı bulmak kadar parantezin içine ne yazacağınız dönemdir. Yani ortak çarpanı bulduk ama içeride de yanlış yazarsan ifade yanlış çarpanlar ayrıldığı için bize sonucu yanlış verecektir. Peki hocam nasıl anlarız yanlış olduğunu? Yanlış olduğunu anlamak istiyorsanız gençler bulduğunuz ifadeyi tekrar dağılma özelliğiyle çarpın şöyle. Dağılma özelliğiyle çarptığınızda ilk baştaki ifadeyi veriyorsa yaptığınız sonuç doğrudur. Buradan ispatlayabilirsiniz. Yani sağlamasını yapabilirsiniz. Burada da 3 6'dan dolayı 3 parantez ortak. A ve B'den bir tek A var. 3A ortak parantez alınmış. Geriye B eksi 2 kalmış. Burada da bir şekilde yapılmış. Geçelim onu. Şuna bakalım. Hep sayı var burada. Normalde 103 ile 200, 2018'i çarpıp 102 ile 2018'i çarpıp birbirine çıkarmanız lazım bu soruda ama çarpanlar ayırma mantığını kullanırsak 2018 parantezine alırsak ne oluyor? 103 eksi 102 geliyor. Bu da 1 olduğu için bakın sonucunun 2018 olduğunu çok kolay görebiliyoruz. Çok büyük çarpmalar yapmadan çarpanlar ayırma taktiğiyle ifadeyi sade bir şekilde gördük. Peki üslü ifade varsa ne yapacağız? Üslü ifade de 9 üzeri x, 6 üzeri x, eksi 2 çarpı 3 üzeri x. Bakın 9 üzeri x aslında 3 üzeri x çarpı 3 üzeri x'tir. 6 üzeri x de 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x'tir ki burada bakın 3 üzeri x'lerin ortak çarpan olduğunu görebiliyorsunuz. Paranteze aldığımızda geriye kalan çarpanlarda 3 üzeri x, buradan 2 üzeri x, buradan da eksi 2 kaldı. Onları da parantezin içine yazdık. Ve çözümlü bu da çözümlü soru. Baktığımızda a üzeri 4. A'lardan a kare var. B'lerden b, b kare b. O halde bir tane b var. Kaç sayılardan? Sadece 1 var. O yüzden a kare b parantezini alırsak a kare b'ye böldüğümde b'ler zaten 1 etti. A üzeri 4'ü bölersem ilkten a kare geldi. Bunu bu arada şunu unutmayın gençler. Burada 4 kaç tane terim var? 3 tane terim var. Burada kaç tane terim varsa
Parantezin içinde de o kadar terim olmalı. Onu dikkat etmeniz lazım. Eğer terim komple ortaksa aslında bunu kendisine bölmüş oluyoruz ki onun yerine bir yazmamız gerektiğini görebilirsiniz. Peki şuraya bakalım. Bu ifadeyi a kare b'ye böldüğümde eksi 2 gelir. Eksi 2 a'dır. Ya. Akütten a kareye bölersem a, b kareyi b'ye bölersem b'dir. Eksi 2 ab. Terim eğer komple ortak zaten ortak parantezin dışındaysa yerine 1 kaldığını hemen görebilirsiniz. Bu sorunun zaten daha güzel çözümü burada var. Buradan da inceleyip bakabilirsiniz gençler. Devam. Şimdi gelelim şu seri haldeki sorulara. AB 2A demiş. Burada iki tane terim var. İkisinde de A var. O halde A parantezinde alırsam B artı 2'dir. B artı 2. Evet. Ki zaten dağıttığınızda görürsünüz onun doğru olduğunu. X kare eksi X 4X. parantezi. X ortak ikisinde de. X eksi 4. X eksi 4'ü gördük. Burada 2 ve 4'ten dolayı bir ebop 2. Harflere baktığımızda m kare m, o zaman bir tane m en azından M. var. N ne M. kare, bir tane de n var. 2mn ortak çarpanımız. M artı Böldüğümüzde M. 2'ler 1 oldu. M kareden bir m geldi. Biri gitti. N'nin komple hepsi gitti. Artı 2 4'ü 2'ye böldüm. M. 2. M komple gitti ortak. N'nin de biri gitti. 2n'dir. Bu şekilde ayırmış olduk. A üzeri 4. A küp a kare. Hepsinde bir a kare var. En az kuvvet olduğu için. Buradan bir A üzeri a kare 4 gelir. artı Artı a 6 eksi 1 eksi 1 geldi. Ve 3, 6, 9'dan bir 3 x parantezimiz var. x X küp x kare x. Evet, 3x ortak parantezi. 3x bölersek kare x kare x kare eksi 2 eksi x ve 4 3x'e artı bölersem sadece artı 3 artı 3'tür. Burada da 29'lar ortak bakın. 29 parantezini aldığımızda 123 123 eksi 23 3 73. Burası 50 mi yapar? 50. evet 29 çarpı 50. çarpı 29 çarpı 50 gayet kolay bir soru bu. 29'u 5 ile çarparsam 29'un yarısı 13, 14,5 yani 145. Bir sıfır daha koyarsam 1450 olduğunu rahatça görebiliyorum. Evet, artık bunları size egzersiz bırakabiliriz. Ortak çarpanla alakalı pek bir zorluk yok gördüğünüz üzere. Tek özelliği bütün terimlerde ortak olan çarpanı bulmak. Şu soru biraz güzelmiş ama bunu yaparsınız herhalde. Şunu yapayım. X üzeri eksi 19, x üzeri eksi 18. Ne yapacaktık? Küçük olana bakacaktık. O halde küçük olan eksi 19. Demek ki ikisinde de eksi 19 çarpanı var. Onu görmek istiyorsanız şöyle biraz daha net göstereyim. Bakın x üzeri eksi 18'i x üzeri eksi 19 çarpı x üzeri 1 diye çarpanlar ayırdım daha rahat görürsün diye. Bakın artık x üzeri eksi 19'lar ortak. O zaman buradan 1, buradan da x geldiğini görebilirsiniz. Bu şekilde ayırdım. Peki buraya geldiğimizde burada da pay ve paydaya ayrı bakmak lazım. Payımızda 3 ve 9'dan 3 var. X'lerden bir tanesi var. Y bir tane y var. Evet. 3xy. Paydaya geldiğimizde z ve z kareden z var. 3xy bölü z ortak çarpanımız. 3xy bölü z zaten kendisi. O bir halde buradan 1 geldi. bir Burada 3'e böldüm. 3x'in x biri gitti. 3x. x Z'nin 3x bölü de z bir tanesi hala aşağıda bölü var. O yüzden 1 eksi 3x bölü z diyebilirsiniz. Geçelim. Bunlar artık size egzersiz olsun. Bunlar çok kolay sorular. Bol bol egzersiz ayarladım bu test. İyice yap, alışın diye. Aslında ortak çarpanı biz biliyorduk. Çünkü geçen derslerimizde çok kullanmak zorunda kaldık polinomlarda. O yüzden de aslında bildiğiniz şeyler. Bu mesela ifade burada gençler 3 tane 4 tane harf var ama 2 tane terim vardır. Birinci terim bu, ikinci terim bu. Baktığımızda x artı y'ler ortak çarpandır. O yüzden x artı y ortak çarpanını aldığımızda aç parantez. Burayı x artı y'ye bölersem a. Burayı x artı y'ye bölersem de b'dir. artı Bakın ifadeyi çarpanla ayırmış oldum. Nasıl anlıyorum onu? Bakın
iki tane polinomun çarpımı şeklinde yazdım. Artık çarpanlar ayrılmıştır. Buraya baktığımızda 1 eksi 2y, 1 eksi 2y. O halde 1 eksi 2y çarpanla ayırırsam buradan bir 3x, buradan da 2x geldi. Hatta bunlar benzer terimmiş. Toplayabiliriz. O halde 1 eksi 2y çarpı 5x diyerek ifadeyi çarpanlarına ayırmış olduk. Peki bu sağ taraftaki ifadede, yani şu soldaki ifadeyi diye düşünün, ya da soldaki ifadenin çarpanlarını bana söyler misiniz? Kaç tane çarpanı vardır? Kaç tane? Burak? Gidecek mi hocam? İki mi? Dikkat et, biraz daha fazla sanki. Şimdi gençler şöyle düşünebilirsiniz. Bu bir tane zaten gözüküyor. Bu bir. Bunu parçalayamam. Ama 5x'i parçalayabilirim. Yani 5x'i de 5 çarpı x dersem aslında bunun çarpanlarının biri 1 eksi y. 5 de olabilir. X de olabilir. 5x de olabilir. Yani aslında çarpanları 4 tane diyebilirsiniz. 1 eksi y, 2y tek başına var ama 5'i ayrı bir çarpan, x'i ayrı bir çarpan, 5x'i de ayrı bir çarpan derseniz böyle böyle 4 tane çarpanı var diyebilirsiniz. Bunlar da ekstra özellikler. Çünkü şıklara bunları verebilirler hepsini. Mesela 1 eksi 2y'yi verir. 5'i verir. X'i verir. 5x'i verir. Bir de 1 artı 2y'yi verir. Hangisi bunun çarpanı değildir derse siz 1 artı 2y'yi seçmeniz lazım. Çünkü 5 de ayrı bir çarpan. X de ayrı bir çarpan. 5x de ayrı bir çarpandır. Evet, şimdi bu soruyu da egzersiz bırakalım. Zaten görünüyor gayet kolay. 3 tane terim varmış. Bunlardaki A, B'leri ortaklara ayırdığınızda görebilirsiniz. Ortak çarpan parantezinde gençler, ortak çarpanı en büyük yapmaya çalışacaksınız. Yani şöyle baktığımızda şu soruya, hepsinde A var, hepsinde B var. Yani A çarpı B ortak çarpanını ayırabilirsiniz ama o en ayrılmış hali değildir. O yüzden alabileceğiniz en büyük A'yı, en büyük B'yi düşünmeniz lazım ortak olarak. O sebeple bakışıklara dikkat ederseniz A kare B kareler var. Ona göre düşüneceksiniz. Ortak çarpanın en büyük olması lazım. Şu an bende bağlantı unstable dedi. İnşallah sesinde sıkıntı yoktur. Düzgün yok değil mi? Tamam o zaman. Bağlantı çünkü hata uyarısı verdi de. Gelmiyorsa söyleyin siz bana. Şimdi bakalım ne var elimizde sırada. Bunları egzersiz verebiliriz değil mi? Sıkıntı yok. Evet, egzersiz. Ha, burada bir dakika, egzersiz vermeyeyim. Bunu az önceki uyarı ile alakalı bir soruymuş bu. Onu bir söyleyelim. Bakın 15 ve 5'ten dolayı bir 5 var ortak. X küpten x kareden bir x kare var. Y derden de y ortak. 5 x kareye ortak çarpanını ayırdığımızda şurası 3 x gelir. Buradan da komple hepsi zaten eksi 1 geldi bunda da. Hangisi çarpanlardan biri değildir? Bakın 3 x eksi 1 zaten var. Gördük. 5x kare y'de de 5y olabilir, var. Çünkü 5 çarpı y diyebilirsin buna. X kare y diyebilirsin. Çünkü 5 ile ayrı, x kare y'ye ayrı söyleyebilirsiniz. Eksi y, sonuçta eksi 1 her zaman çarpan olduğu için eksi 1'i de diyebilirsiniz. Ama 3x artı 1 burada hiçbir şekilde denk gelmez. Eksi 1'i de her zaman çarpan olarak düşünebilirsiniz gençler. O yüzden ben buraya eksi 1 dersem şuraya eksi y diyerek çarpan şeklinde söyleyebilirim. Eksi 1 ile artı 1'i her zaman çarpan olarak düşünebilirsiniz. Devam. Bunu artık egzersiz bırakalım. Burada da bir şekilde yapılabilir. Çarpanlardan birini sormuş. Dikkat etmek lazım orada da. Şimdi gelelim daha ilginç durumlara. Üslü ifadelerde A eksi B, B eksi A durumlarına bakalım. Eğer A eksi B'yi görüyorsunuz ama size B eksi A lazımsa gençler, bir yer değiştirebilirsiniz. Tabi nasıl yapacaksınız? Eksi parantezine alarak. Eksi parantezine almak da aslında eksi bir ortak çarpan diye düşüneceksiniz orada. Onu yapmak gibi bir şeydir. Eksi bir parantezine aldığımda işaretler komple değişir. A burada artı iken eksi A oldu. B de artı B, eksi B de artı B oldu. Ya da bunları yer değiştirebilirsiniz. A eksi B'den B eksi A'yı değiştirmek.
Olay aslında burada şudur gençler. Bunun kuvvetinin 1 olmasıyla oluyor bu. Mesela aynı şey kare olsaydı çift kuvvette gerek kalmazdı çünkü çift kuvvette çift fonksiyon vardır. Çift fonksiyon da eksi yuttuğu için ben a eksi b yerine b eksi a yazsam da o eksi yutuluyor ve o yüzden a eksi b yerine a eksi b'nin karesi yerine b eksi a'nın karesi diyebilir. Burada yani demek ki çift kuvvetlerde yer değiştirmek ki aslında burada yer değiştirmekten kastımız şu. Eksiyle çarpmaktır gençler. Eksiyle çarpmak hakkımız vardır. Aynı şey mutlak değerde de vardı. Hatırlarsanız a eksi b'nin mutlak değeri de b eksi a'nın mutlak değerindedir. Çünkü mutlak değer fonksiyonu çift fonksiyon olduğu için eksi yutuyor. O sebeple yer değiştirebiliyoruz. Tek kuvvet varsa yine aynı şekilde tek kuvvet eksiyi başa aldığı için o eksiyi başa getirerek yer değiştirme şansınız vardır. Aslında bunun genel hali şudur. A eksi b'yi b eksi a yapabilirsiniz. Eğer n çiftse aynı yapabilirsiniz. Ama b eksi a yaptığınızda başına eksi almanız lazım. Ne zaman? N tekse. Olayın özü bu. Bunlar tek fonksiyon ve çift fonksiyonda kullandığımız özelliklerdi. Özetle ne demiş? N bir tam sayı olmak üzere çıkarma işleminin herhangi bir çift kuvvetinde sayılar yer değiştirebilir. Yani yer değiştirme hakkınız var. Ancak kuvvet tekse parantez eksiyle çarpılır. Yani çift kuvvette yer değiştirmek hakkımız var. Tek kuvvette de hakkımız var. Ama başına eksi yazmanız lazım. Unutmayalım. Uyarı geldi. Şimdi biraz hemen hızlanalım. Örnekleri artırırsak demiş. Bunu zaten bunda bir şey yok. Ha şu. X eksi y. Burada eksi x artı y var. O halde ben bunları ortak çarpan almak istersem bunu eksi parantezine aldığımda bu da x eksi y oluyor. Şimdi artık x eksi y parantezine alırsam a eksi 1 diğer çarpan olduğunu gördüm. Burada x artı y'ler zaten yok. Bunun bizimle alakası yokmuş. Geçelim. Evet, şu soruya bakalım. Normalde bu soruda ortak çarpan baktığımızda a eksi b, b eksi a farklı. X eksi y, y eksi x farklı ama yerlerini değiştirirsem ortak çarpan çok kolay göreceğim. O halde a eksi b bunlar kalsın. Kareydi pardon. X eksi y küp. Şunları değiştirmeye çalışayım. Yalnız kimi değiştiriyorsan onun kuvveti çok önemli gençler. Mesela burada ben a eksi b yaparsam kuvvet tek olduğuna göre eksi başa gelmesi lazım. O halde şu eksiyi yok etti. A eksi b yaptım. Eksiyi yok ederek bunu değiştirdim. Gelelim buraya. Bunu da x eksi y yapacağım. Ama kuvvet çift olduğu için bir şey yapmama gerek yok. Aynen x eksi y'nin karesi diyebilirim. Artık bundan sonra çarpanları ayırmaya bakarsak a eksi b, a eksi b. Biri küp, biri kare. O halde küçük olanı yapalım. A eksi b'nin karesi ortak çarpan. Ayrıca x eksi y'lerde de ortak çarpanlık var. Küp ve kare. Bu durumda x eksi y'nin karesi de ortak çarpandır. Şimdi gelelim üçüncü parantez içine. Ortak çarpanlara böldüğümüzde a eksi b komple gitti. X eksi y'nin biri kaldı. O zaman burası x eksi y. Burada da a eksi b'nin biri kaldı. X eksi y'nin komple gitti bölünce bu kaldı. İşte diğer çarpanımız da budur ki zaten bu sorunun çözümü şurada var. Oradan da bakabilirsiniz. Bakın. Tamamdır. Zoom'dan 7 dakika geri sayım başladı. Zaten blok yapacaktık. Bunu bitireyim. Ondan sonra diğer taktiğe geçeceğiz. Burada ne var? M artı N, M artı N, M eksi N, M eksi N. Burada pek bir şey yokmuş bununla alakalı. Bu egzersiz olsun. Bu bizim özelliğimizi pek ilgilendirmiyor. Çünkü hiç yer değiştirmeye gerek kalmadı. Ha, burada yapalım bak. X eksi y var, y eksi x var. O halde ne yapacağım? Şunu değiştireyim. O halde birinci haneyi yazayım. X eksi y. Bunu değiştirirsem başa eksi gelmesi lazım. O zaman bu eksi yok etti. X eksi y oldu. Şimdi bu durumda x eksi y parantezine alırsam buradan bir a, buradan da b geldi. Bakın ifadeyi çarpana ayırdık. A artı b ile x eksi y yani b şıkkı çarpanlarımız oldu. Burada hatırlatma olarak da görünüyor bakın. Özellikle. X eksi y var. Bu ifadeyi çarpana ayırmak istersek şurada bir
x ile y'ye gelebilir çünkü 2 parantezini alırım. Fakat 2 parantezini alırsam eksi x artı y gelecek. O halde doğrudan eksi 2 parantezini alayım. Bu biraz tabii taktiği hızlandırmış oldu. Eksi 2 parantezini aldığımda eksi 2'ye bölersem buradan x, eksi 2'ye bölersem buradan eksi y geldi. Şimdi x eksi y parantezini alırsam buradan biri gitti, diğeri kaldı. X eksi y, buradan da x eksi 2 y'ye bölersem eksi 2 geldi. O halde bu ifadenin çarpanına ayrılmış hali x eksi y eksi 2. E şıkkı oldu. A eksi b, b eksi a. Bunu da size egzersiz bırakalım. Devam. X eksi y, y eksi x. Evet, bu da egzersiz bırakabiliriz. Dikkat edin, hangisini değiştiriyorsanız, ki burada ikisi de zaten kareymiş. O yüzden direkt yer değiştirebilirsiniz, sıkıntı olmuyor. Ama dikkat edin, çevirdiğiniz şey tekse o önemli. Bakın mesela ben burada b eksi a'yı değil de a eksi b'yi çevirirsem bu tek kuvvet olduğu için başına eksi alması lazım. Ama tabii başına eksi almak bizi uğraştıracağı için çift olan kuvveti değiştirmeye çalışın. Eğer çift varsa. Ben burayı mesela değiştirirsem hiçbir şey fark etmeyeceği için aynen a eksi b diyebilirim buraya. O halde a eksi b kare parantezine aldığımda buradan a eksi b'nin 3 tane ikisi gitti. A eksi b. A eksi b 2 tane komple gidiyor zaten. Ona da eksi 1 gelecektir. Bu şekilde ayırabilirsiniz. X eksi 3, 1 eksi x, 3 eksi x. Evet, burada da yine farklı var. Egzersiz olarak kalsın. Uğraşın biraz. Gelelim bu soruya. X'in değeri 3,2, Y'nin değeri 6,8 olduğuna göre diyor. Şu işlemin sonucu kaçtır? Normalde X yerine değerlerini ve Y yerine değerini yazdığınızda bulursunuz ama o çok uğraştırabilir. Bakalım çarpanları ayırarak daha hızlı bulabilir miyiz? X artı Y, X artı Y. O halde X artı Y parantezini alayım. Burada 4x eksi y geldi. Buradan eksi olduğu için başında eksi x artı 4 y geldi. X eksi artı y'ler ortak bölünce. Ve ifadeyi düzenlediğimizde x artı y zaten duruyor. Burada bir şey gidiyor galiba. Yok, giden yokmuş. 4x 3x. 3x artı 3y geliyor. Onu da hatta 3 parantezine aldığımızda x artı y geldiğini görebilirsiniz. Bu durumda x artı y, x artı y. Yani x artı y çarpı x artı y'den x artı y'nin karesi geldi. Şimdi x artı y gayet kolay oldu. 3,2 ile 6,8'i toplarsam 10 yapar. Burası 10 olduğuna göre 10 karesi çarpı 3'ten sonucun 300 olduğunu çok rahat görebiliyoruz. Diğer türlü uzun uzun da yapabiliriz ama o zaman niye uğraşırdım? 4 ile x'i çarpmak gerekiyor. 3,2. Onlar gereksiz yere uğraştıracaktı. Çarpanları ayırma burada soruyu hızlandırdı. Evet, bu tarz soruları yine egzersiz olarak bırakayım. Güzel sorular bunlar. Egzersiz. Egzersiz. Hatırlatmalar yaptım kenara. İyi aklınıza gelsin diye. 2x eksi 1, 1 eksi 2x. Bakın burada da egzersiz. Bitirelim artık bunu da. O yüzden şey yapıyorum. Egzersiz. 2 dakika var. Egzersiz. Çıkmış soruya gelelim şimdi. Son iki soru. Bu x küp 2010'da çıkan gayet kolay bir soru. X küp eksi 2y 7'ymiş. X üzeri 4 eksi 2x'e 21'miş. Şimdi baktığımızda şurada bir x parantezini alabiliriz. Aldığımızda bunun da x küp eksi 2y çıktığını görebiliyoruz. Bunu zaten bize 7 olarak vermiş yukarıda. O halde burası da 3 olmak zorunda. Yani x'in 3 olduğunu gayet kolay gördük. Bu çıkmış bir soru, yani düşünün ya. Bu soruyu diğer konumuzda çözelim. Bu kalsın. Bunu da çözdük ama onaya da şimdi gerek yok. Bunu çözecek vaktimiz yok. Gayet uzun soruymuş. O halde bunları ben diğer konularda ekleyeceğim zaten. Bu soruları öteki konularda görelim. Ortak çarpan parantezi konusu bitti gençler.
22 geçiyor şu an. 25 geçe hemen başlayacak 3 dakika sonra. 3 dakika ara verelim. 3 dakika sonra görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.